8 Haziran 4 Temmuz değerli oğlak burçları, değerli isyan eden oğlak burçları burada mısınız? Hepinize alkış yapıyorum. Artık nefes alamıyorum Emineciğim, biz ne zaman düzeleceğiz diyen oğlak burçları burada mı? Aşksızım nefes alamıyorum diyenler nerede bakalım? Yazın biraz ya, yorum da yazın fikirlerinizi. Evet, maddi olarak bir türlü toparlanamadınız ama hani paranın ucuna geliyor ve gidiyor ya, artık bu sizin cildenizi tepenize getiriyor. Ya bir işi hallediyorsunuz, tam para oldu derken iş iptal oluşu. Tam bir iş anlaşması anlaşırken başka birini tercih etmeleri. Hatta tam yerinizde güzel bir yükseliş varken başka birini tercih etmelerinden artık nevriniz döndü. Ben size şunu demek istiyorum. Bu ay kadar, bu hafta kadar size şans kapılarının açık olduğu bir hafta. Paranız varsa gelecek. İşinizle ilgili beklediğiniz yükselme gerçekleşecek. Uzun süredir telefon trafiğinde borsa işi, teknolojik para, dijital para, dolar, euro, altınla ilgilenen değerli oğlak burçlarında fırsatlar ve açılımlar gerçekleşecek. Güzel kazançlar hareket edecek. Borcunuz varsa yavaş yavaş toparlayacaksınız. Evinizle ilgili uzun süredir ödemediğiniz faturalar, kira borcunuz ya da çözemediğiniz olaylar varsa bu hafta bunların zeminlerini yapacaksınız ve belli aralıklarla sistemi oturtup bunları güzel bir şekilde hayatınıza geçireceksiniz. Evet, büyük bir iş peşindeyseniz, ah ucuna geldi diyorsanız bu hafta cumaya kadar imzası atılacak. İşinizde yöneticinizin söz verdiği hakkı alacaksınız. Ortaklı işler yapıyorsanız bu işlerle ilgili güzel fırsatlar, büyük insanlar, yeni tanışmalar, daha büyüyeceğimiz bir sistem oluşturacaksınız. Yani anlayacağınız bu hafta akışı güçlü. Yollar doğru, aksilikler önünüzden çekilecek. Hızlı ve keyifli bir haftanın böyle, ben sizin adınıza bir çay içebilir miyim? Afiyet olsun hepinize. Höpürdettim bu arada. Böyle höpürterek muhteşem bir haftayı kutlayacaksınız. Hayırlı olsun. Ama şöyle, özellikle kendi işinizi yapanlarda evet büyük anlaşmalar var ama yurt dışı ile ilgili çözmeniz gereken evraklar, vize problemleriniz, evrak problemleriniz olabilir. Bunları bir an önce dikkate alın. Yani unuttuğunuz bir sıkıntı söz konusu olabilir. Emlak satışı, farklı paralara çevireceğiniz işlerle ilgili olumlu anlaşmalar, el sıkışmaları, hakimiyet kuracak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Eğer devlette çalışıyorsanız yerinizde aynı şekilde devam edeceksiniz. Hatta buranın kalabalığı, buranın insanlarından bıktım diyeceksiniz ama yerde bir değişiklik görmüyorum, oturduğun yerde. Finans, banka, kurumsal bir alanda çalışıyorsanız yerinizde güzel güzel değişimler ve size yansıyan değişimler söz konusu olacak. Hatta paranızla ilgili de masaya oturup konuşacaksınız. Tarih belirlenecek. Bu da sizi mutlu edecek. Ortaklı büyük işler yapıyorsanız, kafe, bar, restoran, daha büyük kulüpler, ne bileyim, bir otellerle çalışıyorsanız çok büyük kazançlar. Çok otel bile satıyorsanız, büyük şirketler bile satıyorsanız hızlı paraların akışı söz konusu olacak. Ama uzun süredir iş probleminiz varsa çok yakın bir dostunuzdan gelecek teklifi değerlendirin, güzel kazanca gireceksiniz. Devlet kapısını zorlayan ve bir türlü olmayan diyenler 2022'ye beklemeli. 2022'de bu kapılarınız hayırlı. Bu sene ekstra geçici işlerde idare edin ama seneye devlet kapınız hayırlı olacak gözüküyor. Kendi işini kurmak ve büyük oluşumlar yapmak isteyen oğlak burçlarında bir yer satmayı bekliyorsunuz. Evet, bu iş çok güzel, olumlu bir iş. Bu büyük bir yatırım ama satılması gereken beklediğiniz yerler var. Bunlar satıldıktan sonra kendi zemininizi, kendi sisteminizi oturtacaksınız ve bu sizin için hayırlı olacak. Mesela şöyle söyleyeyim. Sabit bir iş yerinde çalışıyorsanız, beni ne gören var ne duyan var, ben böyle geldim emekli olacağım diyorsanız masanızda değişim var. Uzun süredir gitmek istediğiniz bir şirketten iletişim evreniz olacak. Bu da sizin için hayırlı olacak. Yeter artık. Ha, iş konularınız güzel. Evet, aşk. Beni aşk bulur mu ablacığım diyorsanız, sen ilk önce yara aldığın kalbini, sana öyle güzel yaranı iyileştirecek bir aşk var ki sen sanki geçmişte duygusallık yaşamamış yepyeni bir aşkı kalbine açacak kadar huzurlu bir aşk kapın olacak. Yani şöyle bir durum var. Sen kolay kolay kimseye güvenemiyorsun kalp yaralığından. Maddiyat konusunda kimseye güvenemiyorsun yaptığın iyi. Ama aşk sana o kadar iyi gelecek ki hem manevi gücünü,
hem de ruhsal dünyanı iyileştirecek. Evli olanlarda büyük çatışmalar ve gerginlikler, hatta valizleri ayrım, ben anama o babama gidiyorum tribinde olacak ama güzel bir tatil sizin iyileşmenize yardımcı olacak. Beğendiğiniz, kalbinizde biri varsa da onunla iletişime geçeceksiniz. Ama onunla ilgili gelecek planı yaparsan yandın. Şu an hayalinde kalsın ama konuşma ve egonu tatmin edebilirsin. Biriyle fingirdeşiyor, göz temasınız varsa bu kişiyle konuşma, güzel bir ilişki yaşayacaksınız. Eğer nişanlıysanız ve hala nişanlı şekilde devam edip hala bir türlü ileriye gidemiyorum diyorsanız, bu Kurban Bayramı'ndan sonra sanki Ekim'e kadar da bu süreciniz aydınlığa kavuşacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Sizinle bu ara ilişkiler havada, heyecanlar havada. Hatta şöyle söyleyeceğim, bu ara bol bol çiçek, bol bol hediye, bol bol sürprizler alabilir. Hatta bu kimden diye isimsiz mektuplar bile ya da mailler bile alabilirsiniz. Güzel gelecek. Yani aşk enerjik olacak. Siz bunları doğru taşlarla koyup doğru insanı hayatınıza alacaksınız. Bu ara belki şöyle söyleyebilirim, halılarınız değişmesi gerekebilir. Yeni halılar yıkanması gerekebilir. Bir de gardırop, yatak odası ya da televizyonluğun bölümleri değiştirme fikirleriniz var. Böyle şeylere merakınız var. Bu ara dekorasyon ruhunuz var. Kendi kendinize yenilikler alacaksınız. Bunlar sizin için hayırlı. Sağlık olarak mide asitleriniz ve kalp ve damar problemlerinize dikkat ediyorsunuz. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.